Ben yörüngelerle devam edeyim inşallah. Şimdi evrendeki büyük denginin sağlanmasının en büyük fiziksel nedenlerinden bir tanesi yörüngelerin kendi içinde bir sistemli olmasıdır. Ve aynı zamanda hem kendi çevrelerinde dönmesi hem de bağlı oldukları sistemin içinde dönmesi tamamen Allah'ın emri üzerinedir. Ve kararlılıkla hiçbir şekilde bir sapma değişiklik olmadan sabit sayıyla gezinmeleridir. Şimdi bununla ilgili bir araştırma yapıyorlar. Ben bunun şekillerini göstermek istiyorum. İlk başta evet resime bakabiliriz. Şimdi şöyle bir araştırma yapmışlar. İki tane gezegeni almışlar ve bulundukları konumun tam kendi çevrelerine dönmesini hesaplamışlar yıllarını. Ve Dünya ilk başta bir bakayım hemen. Dünya ile Venüs'e bakabiliriz ilk resim olarak. Şimdi Dünya'nın 8 yılı Venüs'ün de 13 yılı birbirine eşitmiş. Bunlar da biliyorsunuz Fibonacci sayıları. Ve bunların da her gün için birer tane çizik belirlemişler. Bulundukları konumlarıyla birbiri arasında bir çizgi çekmişler. Ve oluşan resimler bunlar maşallah. Ortaya güneşi olarak almışlar ve bulundukları konum arasında da çizgi çektiklerinde işte 8 ve 13 yılın tamamladıklarında böyle bir şekil meydana gelmiş. Maşallah. Müthiş bir düzen var. Maşallah biz maşallah. Küçükken pergellerde yapardık resimli şekillerde çizdiğimizde evet. Bu tarz resimler çıkarlardı. Altın oran aldım. Ve altın oran var. Onu da evet. İnşallah devam edeceğim. Diğer resimleri görebiliriz. Bu Dünya ve Merkür. Bakın burada da muhteşem bir sanat var ve muhteşem maşallah. Bir şekil var. Maşallah. Jüpiter ve Dünya aynı şekilde. Mars ve Dünya. Mars ve Venüs. Bakın harika şekiller maşallah. Maşallah. Satürn ve Jüpiter. Uranüs ve Satürn'ün resmini görüyoruz şu an. Evet bu kadar. Şimdi altın orandan ve Fibonacci'den bahsedelim. Bakın altın oran matematikte ve sanatta kullanılan en estetik olacak şekilde bir rakam belirlediklerinde işte bu altın oran çıkıyor. Peki altın oran nasıl hesaplanıyor? Şimdi altın oranın resmini görelim. Bakın bir de diğer resmi görürsek ben Fibonacci'den altın oranı anlatayım. Şimdi Fibonacci sayısı birbirini takip eden rakamların toplamıyla hesaplanıyor. Bakın yukarıda 1 var. Sonra 1 aşağı yazılmış. Şimdi 1 ile diğer 1'i topladığımızda 2. 1 ile 2'yi topladığımızda 3. O şekilde aşağıya doğru yazmışlar. Ve en sağda gördüğünüz 1, 2, 3, 5, 8 diye bir sonraki şöyle örnek vereyim. 13'ü 8'e böldüğümüzde, 8'i 5'e böldüğümüzde hep bir rakam çıkıyor. Bunlar daha sonraki rakamlarla birbirine bölündüğünde de altın oranı veriyor. Ve bu işte gördüğümüz Fibonacci sayısı. Şimdi Allah diyor ki ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Bakın Enbiya suresi 33. ayetinde. Geceyi gündüzü güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yine Yasin suresi 40. ayetinde. Ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir diyor. Yine Zariyat suresi 7. ayetinde Allah şu şekilde bildiriyor. Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış göğe and olsun diyor. Yine diğer ayetinde de Allah her şeyi hesapla yaratmıştır evet. diyor. İşte biz Allah'ın sanatını görüyoruz. Bakın yıllar sonra dünyanın yaratılışından yıllar sonra teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle, ahir zamanda bu kadar öne çıkmasıyla teknolojinin biz bunları görüyoruz. Allah en ufacık şeyde de en büyük devasa nesnelerde de gök cisimlerinde de bir sanat yaratıyor. Ve biz bunları gördüğümüzde de imanımızı artırıyor maşallah. Allah her zaman biz söylüyoruz ayetlerinde araştırmıyorlar mı bakmıyorlar mı diyor. Evet. İşte biz her araştırdığımızda her gördüğümüzde Allah'ın yaratış delillerini görüyoruz, harikalarını görüyoruz. Yani sadece bunların cisim olarak yaratılması yetmiyor. Gerçekten bunların arasındaki uyum da olağanüstü dengeler üzerinde. O yüzden bir sonsuz akla sahip yaratıcının varlığı evrenin her yerinde bize muhakkak kendini gösteriyor maşallah.